Evet, yine bir telefonda bir misafirimiz var İstanbul'dan. Alo, hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun, alalım sorunuzu efendim. Benim hocama şöyle bir sorum olacaktı. Buyurun. Evet. Hocam ben namaz kılıyorum. Namaz kılarken, abdest alırken sürekli aklıma Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ilgili, Allah'la ilgili çok kötü şeyler geliyor aklıma. İçimden hakaret ediyorum. Sonra namazımı bıraktım. Şu anda namaz kılmıyorum. Kur'an okumuyorum. Dedim acaba bu vesvese mi? Hani namazdan mı kaynaklanıyor dedim. Namaz kılmadığım halde aynı şeyler devam ediyor hocam. Daha öncesinde sürekli tövbe namazı kılıyordum. Saatlerce tövbe namazı kılıyordum hocam. Şunu öğrenmek istiyorum hocam. Bir vesvese aklımızdan geçen şey düşünceler ya hocam. Evet. Vesvese aklımızdan geçen düşünce ise bundan da sorumlu değiliz ama biz mesela çok kötü bir bizim günah olan bir hayvan var hocam. Nasıl söyleyeyim? Haram tamam. olan bir hayvan var ya hocam. Anladık. Bir de söylenmiyor. Anladık. Tövbe haşa hocam. Mesela diyorum ki bugün dışarı çıkmayacağım diyorum. Çıkarsam diyorum Allah'la ilgili çok kötü benzetmeler yapıyorum. Şimdi bunu ben düşüncede kalmıyor da dışarı çıktığım zaman fiilata mı dökmüş oluyorum hocam? Evet. Birincisi, Allah'ın yolundan ayrıldığımızda, Allah'ın emrini yapmadığımızda daha mutlu oluruz. Şeytan bizi kandırıyor. Mesela genç kızımız diyor ki, ya bu sıcak aylarda ben başımı örtüyorum. Herkes baş açık, rahat rahat geziyor. Göğsü açık, baş açık geziyor. Ya ben açılsam daha mı özgür olurum acaba? Daha mı rahat ederim? Daha mı huzurlu olurum acaba? Açılıyor. Huzurlu mu oluyor? Hayır. Daha berbat oluyor. Daha kötüye gidiyor. Çünkü iki türlü. Bir, Allah'ın yolundan ayrıldığınızda huzur olmaz. Bunalım olur. İki, içeride çatışma başlıyor. İnancıyla yaşantısı arasındaki çatışma buhrana dönüşüyor. Stresi artıyor. Elindeki nimeti de kaybediyor. Ben namaz kılarken aklıma kötü düşünceler geliyor. Abdest alırken kötü düşünceler geliyor. Bunları terk edeyim ki bu düşünceler gitsin diye. Namazı terk ettiren de şeytan. Şeytana uydun. Şeytana uyduğun için sen namazı terk ettin. Daha mı iyi oldu? Hayır, daha kötü oldu. İki türlü günah kazandın. İçindeki çatışma da büyüdü. Namazda terk ettiğinden dolayı da haram işledin. Al sana telafisi evet, hocam. Zor olan bir halin içerisine girdin. Burada bu vesvesedir. Vesvese haramdır. Vesveseyi biz şeytanın bir başka oyunuyla çözemeyiz. Neyle çözeriz? Kur'an ve sünnetteki yolda, yöntemle çözeriz. O da nedir? İstikamettir. Yaptığınız şey Kur'an'a ve sünnete uygun olduysa terk etmeyeceksiniz. Kur'an ve sünnete uygun değilse terk edeceksiniz. Namazı ve orucu bırakmak Kur'an ve sünnete uygun değil, terk etmeyeceksin. İstikamet üzere yürüyeceksin. Kalbimizden geçenden sorumlu muyuz? Doğrudan kalpten geçenden sorumlu değiliz. Onlar kalbin iman merkezidir. Çünkü bunlar senin imanını almaz. Evet. İman gitmez senden. Ancak fuat dediğimiz eylemin, düşüncenin, gördüğümüz manzaraların nakşedildiği bir kalbimiz daha var. Fuattan sorumluyuz biz. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kâne anhu mes'ûle. Bunlar sorumludur diyor Allah-u Teala. İşte bunu eyleme döktüğün an sorumlu hale geliyorsun. Sen bu arada vesveseye çok kötü tutulmuşsun. Bunun tedavisi, sağlıkla ilgili olan psikolojik tedaviler var. Doktorlara gitmelisin. Manevi olarak da Euzu Besmele'ye, Ayet-el Kürsi'ye günde 100 defa bunları söyle ve İhlas Suresi'ne devam et. Kurtulursun inşallah. Bundan dolayı kendini kafir, münafık addetme, günah efendim kalpten geçenden sorumlu olmadığımızı bil. Ama bu yolda namazı, orucu terk etmek günahtır. Namazına, orucuna başla kardeşim. Aldık mı efendim sorumuzun cevabını? Herhalde hattan düştü. Allah şifalar versin diyelim. Aynen. Erzincan'dan bir izleyicimiz hatta ama yine
Bu göbek bağıyla ilgili gelen sosyal medya cevaplarından bir tane okumak istiyorum. İsim vermeyin demiş özellikle. Göbek bağını okul duvarına gömdüm. Okumadı, askere gitti, şehit oldu diyor bir izleyicimiz. Evet Erzincan. Alo. Alo. Efendim duyuyor musunuz bizi efendim? Alo. Buyurun efendim. Benim sorum öyle değildi de. Benim sorum hocama, ben bir ikinci evlilik yaptım. Hanımızla ikinci evlilik yaptım. Evet. Bu kadın benden yüklü para aldı. İlk eşiniz vefat mı etti efendim? Eşim vefat etti. İkinci bir evlilik evet, yaptım. Evet. Bundan 10 sene boyuna benden gitti geldi, kaçtı gitti geldi ve benden para çekti. Şimdi ben bunu boşamadım. Gitti boşandım diyerek bu evlilik yaptı. Siz yani siz peki resmi nikah kıymış mıydınız? İmam nikahlı. Ha, resmi nikahınız yoktu. Evet. Sonra başkasıyla evlendi. Bu da gitti başkasıyla evlendi. Ben boşamadım. Hala da boşamadım. Bu beni yiyip bitiriyor. Bunu ne yapmam lazım? Hocamdan bunun cevabını istiyorum. Evet hocam. Şimdi ya hakim boşar ya da erkeğin kendisi boşar. Hakim yoksa orada. Burada hakim yok. Nedir? Kanuni bir nikah değil. Dini bir nikah kıyılmış. Dini nikah ayrılmakla, yani bir insanın, bu kadın şöyle bir boşama talep edebilir ancak. Aile büyüklerine, hakemlere der ki bu bana şiddet uyguluyor, varsa böyle bir şey. Bu bana şunu yapıyor falan, böyle haklı sebep varsa boşama talep edebilir. Orada bir meclis kurulabilir. Ulema meclisi gibi. Bunun ancak öyle boşanması mümkün olabilir. Bunun dışında kadının böyle bir ben gidiyorum diyerek gitme hakkı yok. Erkek boşamadıktan sonra da, boşama hakkı onun şu anda zaten. Evet, evet. Kadın boşanmış olmaz. Boşanmayan bir kadının bir başkası insanla evlenmesi de haram olur. Evet, yabancı mı Türk vatandaşı? Hayır, bu Erzincanlı. Allah Allah. Ben bir de şöyle demek istiyorum. Ben bunu boşamadım, boşamak da istemiyorum. Herhangi bir kavgamız, mavgamız yok. Sadece bu kadın yalan makinesi. Yalanla bir hayat sürdürüyor. Yani bir sürü paranı yemiş, yalan söylüyor. Niye boşamıyorsun? Niye? Ay ben de onu diyecektim hocam şimdi. Boşa da git. Hocam ben boşamak, yani boşanacak bir şey bulamıyorum. Bir yalanla dalga dalga vererek hayat sürdürüyor. Şu anda da gitti, evlendi, yine boşamak istemiyorum. Bu konuda suçlu olabilir miyim Allah indinde? O zaten evlenmiş. Bu bir boşanma sebebi. Sen artık ondan niye evli değilsin ki? O zani, zinakar. Sen niye onunla evli kalasın? Hocam peki boşamadığım müddetçe bu Allah indinde günah işlemiyor mu? O günah işliyor. Günahkar oluyor. Sen de günaha giriyorsun. Böyle bir kadına nikahında tutarak. Aslında siz onu... Sen ona ceza olsun diye boşanıyorsun. Aynen, intikam almak öyle, için. Hocam ceza olsun. Bu Erzincan abi cezası mezası kalmamış ki, bu iş bitmiş zaten yani. Hocam bu Erzincan ufak bir yer. He. Evlenen insan da burada gözümün önünde. Tamam. Şeytan bir sürü vesvese verip ben bundan ne yapmam lazım? Ben onu boşadım demen lazım. Boşayacaksın, ayrılacaksın. Varsa alacağın tahsil edeceksin. Nasıl alacağım, tahsil edeceğim? Yalan makinesi. Yalan makinesi. Onu işini sağlama bağlayacaktın. Niye parayı yiyen bir kadınla evlendin? Çoluk çocuğunu dinlemedin mi? Ya bunun çevresi çok düzgün. Kendisi de kapalı. Siyah çarşafta, Allah buna öyle bir bela verir ki sürüne. Neyse. peki. Yani biraz istişare etmek lazım. Böyle maalesef ikinci evliliklerde erkekler acele ediyorlar. Hocam, evlilik hakkınız doğru ama çok görüyoruz böyle aldatılan, parası hocam, yenen erkekler. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Biz burada Erzincan Diyanet'e gitti, fetva bölümüne gitti. Bir kadın hoca, bir erkek hoca. Bununla dedi ki yapamazsın, gidemezsin. Bir de bu devletten para alıyordu. Gittim şikayet ettim. Benden evlendiği zaman bir dul kızım var diyor. Maaşı böler diye nikah kıymadı. Evet. Müftülük de dedi ki senin bu aldığın para zehir zuhumdur dedi ya. Adamın bir şeye, benim bir şeye ihtiyacım yok. Her şey yerli yerinde. Kim alıyor parayı, kadın mı? Kadın kendisi alıyor. Ben hapiste verene ekmek getirdi. O ekmeği bile ben tabii evime koymadım. Zaten seni aldatıyor, devleti de aldatmış. Dolandırıcı.
Allah ıslah et. Sen ondan kurtul, kurtul. Derdini taşıma üzerinde. Bir an önce at, at kafandan. Oldu hocam. Allah'a emanet ol. Gece gündüz kendimi yiyorum. Yeme, hiç yeme, gerek yeme. Hiç yok gerek. Bir an önce kurtul o dertten. Allah yardımcın olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.